göreceğiz. Bakın, birinciyi örmeden ben ikinciyi bu şekilde biraz rahatlatıyorum ilmeği. Daha sonra ikinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeğimizi de daha sonra örüyoruz. Ve bu şekilde ilmeklerin yerini değiştirmiş oluyoruz. Bir tane ters ilmek örüyorum. Şimdi yine ilmeklerin yerini değiştireceğiz. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Daha sonra örmediğim ilmeği sol şişime aktarıyorum. Bakın, bu şekilde yerlerini değiştirdik. Şimdi bu ilmeğimi de örerek modelimi tamamlıyorum. Üç tane ters ilmek örüyoruz. Yine şu tek duran ilmeğimizi yapacağız. Düz ilmeğimizi normalde böyle batıyoruz. Fakat bunda ortadan arkaya doğru batarak düz ilmeğimizin böyle kabartmalı durmasını sağlıyoruz. Üç tane daha ters ilmek örüyorum. Bu aralarda hep üçer tane ters ilmek var. Bir de şuradaki modelimizin arasında bir tane ters ilmek var. Yani burası toplamda 5 ilmek. Burası 3 ilmek. Burası da 1 ilmek. Şimdi modelin yapımını tekrar göstereceğim. İlk ilmeği örmeden ikinci ilmeği rahatlatıyorum. Ve ikinci ilmeği düz olarak örüyorum ilmeğimi. İlk ilmeğim de burada. Şimdi ilk ilmeği de örüyorum düz olarak. Ve ikisini beraber şişten çıkarıyorum. Böyle ilmeklerimi rahatlatıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Birinci ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve ikinci ilmeği, pardon, örmeden aldığımız ilmeği sol şişime takıyorum. Ve ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Ve bu sol şişteki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Bakın, yan tarafa kayıyor ilmeklerimiz. Aralarda hep 3 tane ters ilmek demiştik. Bir tanesini örüyorum. Şuradan devamına devam edeceğiz. Bu şekilde modeli kurduktan sonra diğer sıralarda hep üst üste. Bakın, bu beşli ilmeğin bu iki ilmek hep yer değiştirerek öreceğiz. Ortadakini ters öreceğiz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Düz ilmeğimiz de normal düz ilmek gibi değil. Ortadan arkaya batarak alacağız ve bu kabartmalı görünümü elde edeceğiz. Bu şekilde örerek boyunluğumuzu, boyutunu ne kadar istiyorsak o derece ilerletelim. Ben daha önce çalıştığım küçük parçayla bakın bu şekilde çıktı. Daha fazla örmeyeceğim ve başlangıç yerine geliyorum. Burası başlangıç yerim. Şimdi boyunluğumuzun üst kısmındaki bu lastik kısmını nasıl başlayacağımızı göstereceğim size. Burası başlangıç yerimde. Başlangıç yerimizde yine alt tarafta yaptığımız lastik şeklini yapacağız. Çift lastik.
Bir tane düz ilmek örüyorum, ipi öne alıyorum. İkinciyi örmeden şişime geçirdim. İp önden. Yani ters ilmek örecek gibi ipi öne geçiriyoruz. Fakat ilmeğimizi örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane örmeden sağ şişime aktardım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane örmeden sağ şişime aktarıyorum. İp ön tarafta. Bir tane düz örüyorum. Sanki ters örecek gibi ipi öne alıyoruz. Fakat ilmeği örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. İp ön taraftan geçecek. Bir tane düz. Bir tane örmeden aktardım. Ve yine bir tane düz şekilde örüyorum. Ve bu şekilde burada da 2, 4, 6, 8 sıra. Görünüşte 8 sıra fakat 2 kat olduğu için 8'in katı 16. 16 sıra çift lastik örüyoruz. Bu şekilde öreceğiz. Yine aynı aşağıda yaptığımız gibi bir sırada düz ilmekleri öreceğiz. Diğerini boş örmeden alacağız. İkinci sırada düz ilmekleri örmeden sağ şişimizi alacağız. Ters ilmekleri örerek lastiğimizi oluşturacağız. Bakın çift lastik olduğu için içinden kordon geçirebildim. Kordonumuz burada. Bu şekilde olmasını istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Dilerseniz tek katlı lastikle çalışabilirsiniz tabii ki. Bu sizin tercihiniz. Ben buradaki lastiği biraz ilerletip buradaki gibi kapanış dikişini nasıl yapacağımızı göstermeye çalışacağım. Lastik kısmını örüp bitirdikten sonra bakın bu şekilde dikmini göstereceğimi söylemiştim. 2, 4, 6, 8 toplamda 12 sıra örmüşüm yukarı olan kısmı. İpimizi biraz fazla keselim. Yukarısını dikmek için örme işlemini bitirdikten sonra ilk başlangıcı nasıl yapacağımızı göstereceğim şimdi. Bakın ilk örgümüzü ördük, lastiği bitirdik. Buradaki ilmeklerin de şişimizde takılı olduğunu varsayalım. İlk başlangıcı yapıyoruz. Düz olan ilmeğimize ortadan kendimize doğru ipimizi çekiyoruz. Arkadaki ilmeğin bakın arka taraftan da hep ilmeklerimiz düz olarak görünmekte. Arkadan öne doğru iğnemizi geçireceğiz. İlk ilmekten. İlk ilmeği çıkaralım. Fakat fazla çekmeyelim. Bura belirgin dursun. Diğer yerlerde kullanacağımız için her ilmeğe iki defa batacağız. Bu şekilde buradan da bu ilmeğimizi çıkardım. Bakın bir kere geçiş yaptık ipimizle. Şimdi arkadan da geçtik. İkinci ilmeğimizden burada ters görünen ilmeğin içten arkaya doğru batıyoruz. İlmeğimi çıkarıyorum. Ön taraftaki ilk kullandığımız ilmeğin önden ortaya doğru. Bakın bu şekilde. İkinci kere geçirdim ipi aynı ilmekten. Bu ilmekten hemen yanındaki düz ilmeğe geçiyorum. Ortadan kendimize doğru çekeceğiz. Çift lastiği dikiş yöntemi bu. Bu şekilde arkadan en son batmış olduğumuz ilmek bu. Daha net görünmesini sağlamaya çalışıyorum size. En son ip geçirdiğimiz ilmeğe
arkadan öne doğru bu şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Ve sıradaki ters ilmeğe de yine içten arkaya doğru. Şu ilmeği ikinci kez kullanacağız. Şunu ikinci kez kullanacağımızı söyledim. Şimdi ön taraftaki bu ilmeğimizi bir kere kullandık. Bakın bir kere ip geçiyor. Bundan tekrar kendi yönümüzden arkaya doğru iğnemizi çıkarıyoruz. İkinci ilmekten de içten ortadan kendimize doğru bu şekilde geçirdik. Yine çıkarıyorum ilmeklerimi. Dönüşte bu ilmeğimizi tekrar kullanacağız. İpimiz tek geçtiği için. Arka taraftan en son geçirdiğimiz ilmekten arkadan öne doğru iğnemi uzatıyorum. Ve diğer ters ilmeğe de önden arkaya doğru, yani kendi tarafımızdan arkaya doğru ilmeğimizi çıkardım yavaşça. Bu ilmeği de tekrar kullanacağız. Bakın öndeki şunu kullanacağız şimdi. Bu ilmekten bir önceki ilmeği kullanıyoruz. Bu şekilde kendi yönümüzden, kendi tarafımızdan arkaya doğru ve ikinci ilmeğe de ortadan batıyorum ilmeği, kendime doğru çıkarıyorum iğneyi. İlmeği çıkardım şişimden. Arkada en son kullanmış olduğumuz ilmeği arkadan öne doğru iğnemi batırıyorum ve ikinci ters ilmeğime de ortadan batarak arkaya doğru yöntem hep aynı. Önde bu şekilde arkada da yine en son kullanmış olduğumuz ilmekle ters ilmeğimize bu şekilde batıyoruz. İlmeğimi çıkarıyorum. Arkada en son kullandığım ilmek şurası. Arkada da düz ilmek demiştim. Arkadan öne doğru iğnemi uzatıyorum ve sıradaki ters ilmeğimi de yine düz ilmek örecek gibi şişi geçirdiğimiz şekilde geçiriyorum. Bu ilmeğimi de çıkardım. Burada en son kullandığım ilmeğe batıyorum iğnemi. Başlangıç yaptığımız düz ilmeğe geldik. Bunu şöyle geçirelim. İlk başta kullanmış olduğumuz düz ilmeğimizin içerisinden geçireceğim şimdi. Buradan geçiriyorum. Ve arkada yine en son kullandığımız ilmeğe batıyorum. Ve burada da başlangıçta yaptığımız en son ilk önce kullandığımız ters ilmeğe yine aynı şekilde ortadan arkaya doğru batarak dikme işlemini bitiriyorum. Bu şekilde ipimizi de böyle aradan lastiğin arasından geçirdim. Bakın, birleştirme yerinde herhangi bir iz bırakmadan buradan dilerseniz şöyle arka tarafa geçiyorum. İğnemi çıkardım. Arkadaki ilmeklerden
Çapraz bir şekilde battım. Daha da sağlam olmasını isterseniz ters yönde bir kere daha gideriz. İlmeklerimizden yine geçirelim. Dilerseniz ufak bir düğüm de atabilirsiniz. İpimizi burada kesiyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Boyunluğumuzun bağcık kısmını kordon tekniğiyle çalıştım. 3 ilmekle şişle kordon nasıl yapılır adlı videom var. Oradan kordon yapımını öğrenebilirsiniz dilerseniz. Kordonuma ucundaki ipi nasıl içine çekeceğim göstereceğim. En son kalan ipimi böyle iç kısmına çekerek yok ediyorum ve bu şekilde. Dilerseniz küçük çocuklara yaparken ucuna pompon ya da püskül de çalışabilirsiniz. Ve burada geçirme yaparken boyunluğumuzun içerisinden kordonumuzu ilk başlangıç yerine dikkat etmemiz gerekiyor. Başlangıç yerimiz burasıydı. Bakın şurası. İpimiz var burada işaretli. Bunun her iki kenarından yapacağım ve herhangi bir ilik açmadım. Buradaki ilmeklerin arasından. Şöyle yapıyorum. Lastiğimiz iki kat olduğu için ortası boşluk. Buradaki herhangi bir ilmeğin arasından kordonumu çekiyorum. Ve ilerletmek için yine belirli bir mesafeden tığımı girdirdim. Kordonu içinden çekmeye devam ediyorum. Dilerseniz bunu çatal iğneyle de yapabilirsiniz tabii ki. Ve yine başlangıç yerimizin kenarından en son yine kordonumu çekiyorum. Ve buradan aynı hizadan çıkaralım. Bakın bu lastiğimiz iki kat olduğu için kordonumuz önde ya da arkada görünmüyor. Çünkü ortada boşluk oluştu. Bu şekilde kordonumuzu kullanabiliriz. Ve ilk başlangıçta yapmış olduğumuz, bakın bu başlangıcı göstermiştim size. Buradaki ipi de şuradan kestim. İlk düğüm atarak başlangıç yapmıştım. İpin ucundan çekerek çıkartıyoruz ve örgümüzde yine lastik görünümü. Herhangi bir açık ilmek yok. Başlangıcı belirgin değil. Buradaki beyaz ipimizi de kalanı çıkarıp buradan şuradan kesiyorum ben. Bu başlangıç yerinde yine tığıyla içeri çekerek sabitleyebiliriz. Ya da arkadan şöyle ufak bir ilmeğin arasından geçiş yaparak ipimiz biraz daha uzun olsa daha kolay çalışırız tabii ki. Buraya bir düğüm attım. Açılma olasılığını önlemek için ve kalan ipin ucunu da yine çekerek
yok ediyorum. Bu şekilde. Başlangıcımız bu şekilde olacak ve minyatür boyunluğumuz hazır. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.